Merhabalar değerli pencere kullanıcıları. Fitil değişimi yapacağız bugün. Bu fitilleri değiştirmenin zaten her zaman gerekli olduğunu her zaman söylüyorum. Yani bu fitillerin değişmesi gerektiğini bilmeniz için böyle şey olmaya gerek yok. Şimdi bakın, bu pencereler yeni. Daha bir yıl oldu biz bu eve oturalım. Yeni. Kendi evimiz çok şükür. Bakın şu şekilde kapanıyor, mapanıyor ama bakın şuralara yaklaş Erdemciğim. Bakın buralardan böyle yağmur yağmış, buralara toz birikmiş, gördünüz mü? Yani bunun arkasına geçebilse şuradan para girdiğini göstereceğim. Bakın buralarda fitil kendi kendine kısalmış. Yani bu termoplastik fitiller her konuda sabıkalı. Ben size şöyle bir göstereyim. Yani benim teşhisim. Burası kendi evimiz. Bakın. Şöyle kapatıyoruz. Özellikle termal kamera görüntüsünde göstereceğim birazdan. Ben çekim yaptım geçen gün. Üst taraftan özellikle alt tarafının şu kısmı basıyor ama arka tarafı basmıyor. Yani oradan bir kaçak olduğunu da biliyorum, iyi biliyorum. Bunun fitini değiştireceğiz. Bunu size nasıl değişeceğini, nasıl kolay bir şekilde değişeceğini göstermeye çalışacağım. Vakit kaybetmeden şöyle başlayalım. Şimdi böyle fitiliniz var. Bu fan 09 fitiliyle değişmesi gerekiyor. Egepen, Winsa, bu tip fitillerin. Bunun için size çekiç lazım. İskarpela lazım. Şimdi böyle çift açılımlı doğramaları sökmeden değiştirmek mümkün ama işin daha kolay yöntemine şey yapmak. Söküp değiştirmek. Bakın şu şekilde çift açılım kapağından ne yapıyoruz? Söküyoruz. Çift açılım kapağını bir kenara koyuyoruz. Ve evet, bu biraz uğraştırdı. Yani çekiç kullanmadan çıkması gerekiyordu ama artık çekiç kullanacağız. Evet. Biraz çıkarttınız mı? Tamamen çıkartmayın, yoksa açılır, birden düşebilir. Şöyle sol elimle tutuyorum, indiriyorum ve açılır çıktı. Daha sonra yukarıya kaldırıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde de değiştirebiliriz. Yere yatırıp da değiştirebiliriz. Biz şu şekilde değiştirelim diyorum ilk etapta. Şimdi bakın. Yine şuradaki fitili söküyoruz. Şimdi mukayese de edeceğiz birazdan. Bu fitillerle bizim taktığımız fitilleri. Yani dışarıda güneşli bir hava var ama ayaz var. Yani çok soğuk. Eksi değerler. İlk defa bir kar yağışı oldu. 2020-2021 kışında. Şimdi biz alışkın olduğumuz için tabii böyle tutması falan bizim için kolay. Mümkünse tabii ki böyle kendinize güveniyorsanız tek başınıza yapabilirsiniz ama kendinize güvenmiyorsanız bir kişinin yardımını alın mutlaka. Çünkü oldukça ağırdır. Evet. Kanattaki fitilleri söküyoruz. Şimdi kasadaki fitilleri söküyoruz. Bunları bu hangi fitil doğru diye soracak olursanız, videolarımız var. 11 farklı fitilden hangisini seçmeliyim diye. Bu videolara bakın mutlaka. Bakın şurada fitil falan kısalmış değerli tüketiciler yani. Yani bunu bizim komşularımız alıyor bizden. Akrabalarım alıyor. Sizler alıyorsunuz. Herkes çok memnun fitillerimizden. Bu fitiller, bizim fitillerimiz şudur budur diyenlere kesinlikle inanmayın. Bu fitilleri ben böyle geceler boyu, haftalar boyu düşündüm, tasarımını yaptım. İki sefer falan bozdum. Yani yapıldı, denedim, olmadı. Yapıldı, denedim, olmadı. En son bu fitilde karar verdim, bu Egepen, Winsa gibi doğramalar için.
Egepen Winsa, Pakpen Royal seri, Doğupen. Bunlar için bu fitiller en uygun fitil. Şimdi birazdan uygulanışını göstereceğim. Evet, fitil sökme işimizi bitirdik. Fitilleri böyle karışıklık olmasın diye şöyle şimdi şey görüntüsünü çektim. Termal kamera görüntüsünü çektim. Gecenin ayazında şimdi güneş vurduğu için pek belli etmez. Ne kadar da olsa doğrama ısındı. Yani pek bir soğuk geldiğini göstermez. Soğuk gelip gelmediğini akşam çekeceğim. Onu da videonun sonunda ekleyeceğim. Onu da göstereceğim yani. Evet. Erdemciğim, matkabı getirir misin? burası Konya. Kılıçarslan Mahallesi, Selçuklu. Burası Elmas Kur'an Kursu Külliye. Evet. Şöyle bakarsanız. Evet. Matkabımız, şarjlı matkabımız var. Değiştirmek için şöyle bir 3 milim matkap ucu, fan 06 falan kullanacaksanız, o Türkiye'nin en çok satılan fitili, ondan da çok satıyoruz. O en çok sattığımız fitil. 3,5 milim matkap ucu kullanın. Bakın şu şekilde takıyoruz. Bu tuğ aslında uzundu, şu kadardı, kırıldı, buradan kırıldı, hala kullanmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde gidip geleceğiz böyle. Kanal boşluklarını açacağız. Yine buradan açıyoruz. Evet. Yine şuraya böyle başlamadan devam etmek için şu şekilde temizliğini yapıyoruz. Evet. Şu kaynak çapaklarını da almanızda fayda var. Bunu söyleyeyim şu şekilde. Diyoruz iskarpela bu işler için lazım. Tabi başka yöntemler de var da hani biraz zor. Gene de göstereceğim ilerleyen zamanlarda sizlere. Şu şekilde. Evet. Şimdi bakın burası alt kısmı. Açılın alt kısmı. Buradan takmaya başlayacağız. Aslında buradan başlayacağız derken tekrar bir alt üst yapmayalım diye başlayacağız. Fitilimiz bu. Size gelen fitilleri bu şekilde paket haline gelecek. Streçlenmiş bir şekilde. Şöyle ortasından açın. Şu şekilde kullanın. Evet. Fan 09 fitilimiz bu değerli tüketiciler. Bu çok böyle güzel bir fitil. Ben size şöyle kısa bir şekilde testini yapayım birazdan. Çıkan fitille bu fitil arasındaki farkı. Şöyle ucunu temizliyoruz bakın. Evet. Açılırlarda üstten ortadan başlamanız lazım. Şimdi bakın şöyle şuradan ayağımı tutuyorum. Şöyle döneceğimizi farz edersek. Evet, şu şekilde takalım. Yani şöyle şu köşe şuraya geliyor. Evet. Elden şu tarafa geç canım. Evet. Sizlerden gelen en böyle çok gelen sorulardan bir tanesi de bu termoplastik fitiller böyle çıkıyor, takılıyor. Bu yeni gelen fitillerin köşesi nasıl olmalı diye. Biz de yapıyoruz, sizler de yapın mutlaka. Yani çekişte böyle köşelerine çakın, iyice geçsin.
bu şekilde olsun. Hiçbir sakıncası yok. Bakın köşeyi döndük. Önemli olan zaten köşeler. Takarak gitmiyoruz. Her zaman söylüyoruz. Bakın şu köşeyi taktım. Daha sonra böyle takın. Yani sündürme ihtimaliniz ortadan kalksın. Yani ben termal kamera görüntüsünü sabah çektim. Şimdi birazdan bir daha çekeceğim. Birazdan derken gece çekeceğim. O montajını en son size göstereceğim. Ya bu işlemler önemli. Biz her zaman diyoruz ya, bize diyorlar yeni pencerenin fitili değişir mi diyorlar. Biz ya, asıl yeni pencerelerin fitilleri değişmeli. Ya ben 10 yıllık 15 yıllık pencereye gidiyorum, bakıyorum fan 01 fitilinden takılmış. Diyorum ki o zamanlar üretimdeydi bu fitiller. Yani pencerelere takılıyordu. Bu pencerenin fitilinin değişmesine gerek yok diyorum. Bakın şöyle çakıyoruz. Şöyle güzelce otursun. Evet. Yani doğru montaj şekli bu değerli tüketiciler. Bana güvenebilirsiniz. Şu kadar daha takalım. Ondan sonra arkasına geçelim. Orayı da takalım. Açılırımızı ters çevirelim ve montaj işini bitirelim. Bakın şuradan takıyoruz. Şu arasındaki takmadığımız yeri takıyoruz. Bu çok önemli. Evet, yönünü düzeltelim. Alt üst yapalım. Bakın altını üstüne getirdik ve bir daha çevirmemiz gerekmeyecek. Tabii üstünü temizlemediğimiz için tekrar temizleme gereği duyuyoruz. Evet. Şimdi temizlik olayı çok önemli değerli tüketiciler. Temizlik olayına mutlaka riayet edin. Gösterdiğimiz gibi yapın. Köşelerini böyle çekişle çakın. Çok güzel sonuç alacaksınız. Evet. Evet. Şimdi şeyi bitiriyoruz. Şöyle dönüşünü. Bakın şu çift açıların söktüğünüzde şu şekilde biraz kaldırıp şu şekilde açın. Yani bu takılırken de biz yapıyoruz. Biz sökmeden yapıyoruz da ben size bu şekilde kolay olursa bu şekilde yapmanızı öneririm. Zor olursa, yani eğer üstünde montajı benim için zor olur derseniz sadece sökme işlemi biraz uğraştırır. Evet, bakın aradaki boşluğu takıyoruz şimdi, takmadığımız yeri. Evet. Bu şekilde çok bir fazlalık bırakmayın. Bir parmak, iki parmak, bir parmak boşluk bırakın. Bakın. Egepen'in Vinsa'nın fitil kanalı, Türkiye'de fitil kanalı en nar olan marka, bu yüzden biraz uğraştırabilir ama takılır yani, hiç şüpheniz olmasın. Fitil şöyle biraz dönmüş. Evet. Şu şekilde yine aradaki boşluğu takıyoruz. Evet. Şimdi artık keseceğiz. Kesme işlemini her zaman söylediğimiz gibi, bakın
Bitiş yeri burası. Şöyle bir parmak uzun kesiyoruz. Ben bu fitillere gerçekten yani aşığım. Yani kendi şeyim, tasarım olduğu için değil. Biz eskiden çocukluğumuzda bu fitillerden bu şekilde taktığımız için ve eski pencerenin kalitesini gördüğüm için bu fitillerde o yüzden gerçekten bu fitillere aşığım. İnanın bizim pencere sektörü fitil noktasında son 10 yıldır, 15 yıldır geriye gitti. Yani bilen bilir. Beni böyle yani sen yanlış bir düşüncedesin diyen de olmayacağını düşünüyorum. Evet, kanattaki fitili bitirdik. Sıra geldi kasa kısmına. Ya ben şurada koltukta oturuyorum akşam. Yani bir esinti var. Şüpheye düştüm ve kamerayla baktım. Tabii değiştirelim derken hem bir video çekelim hem böyle bir yol gösterelim sizlere diye düşündük. Şu şekilde takıyoruz. İyice oturması önemli. Bakın nereden başladım? Sağ alt köşe menteşenin şey yaptığı yerden. Gördünüz mü? Bakın aradaki boşluğu takıyorum. Yani evet. Fitillerimiz biraz yağlı. Böyle size geldiğinde böyle altlarına mutlaka bir bez serin böyle şeyleri batırmaması için parkelerinizi veya halınızı artık. Yani bizim elimiz tabii biraz nasırlaşmış. Ben fitil montajı noktasında şey yaparım, iddialıyım. Hızlı taktığımı biliyorum. Sizin bu kadar böyle hızlı takmamanız normal. Takamamanız. Evet. Erdemciğim merdiveni getirmemişiz. Getirir misin? Arkaya geç. Sor Zeynep'e. Hah, sandalye. Tamam, sandalye olsun. Bir sandalye de bana getir. Sen de çek. Şöyle üst tarafı. Evet. Şöyle arayı takıyoruz. Evet. Şu şekilde çekişte biraz çakacağız. Yani o önemli. İleride bir şöyle çıkmaması için veya iyi geçmez. Pencere biraz ötme yapabilir. Evet. Biz bu camları falan değiştirdik. Yani oturmadan ısı cam konforla değiştirdik bu salonu. Çünkü sabah güneş almaya başlıyor. Akşama kadar çıkmıyor yani yazın. Bundan dolayı ısı cam konforla değiştirdim. Diğer odaların camlarını ısı cam sinerji de değiştirdim. Çünkü çocuk odası, yatak odası, yatak odasında hala penceresi duruyor da değiştireceğiz artık. Orada bir bildiğiniz gibi benim bir cam balkonum var. Isı camlı falan. O benim belam. Ondan kurtulmam lazım. Şu şekilde kesiyoruz. Bu önemli.
Evet. Tamam, bakın. Ne kadar uzun kestik? Şöyle bir parmak, iki parmak. Şöyle şurayı takalım. Gördünüz mü? Burada böyle bir köşe oluşması önemli. Yani kapandığında şöyle kapanacak. Bu kadar. Şimdi aradaki boşluğu taktık mı? Evet. Tamam. Fitil montaj işimiz tamam. Şimdi elimize almışken, gerçi yağlıyorum ben bunların bakımlarını yapıyorum da, yağlasam mı diye düşünüyorum. Tabii elimize almışken bir yağlayalım. Ver Erdemciğim. Bakın yine şu eksantrik şurası, şurası, bunlar önemli. Her fitil montajından sonra mutlaka yapın bu işlemleri. Evet, şurayı da yağladık. Yani yapmadıysanız mutlaka en kısa zamanda yapın. Evet, biz hani birden yapıyoruz da bunlar tabii ağır. Camlı doğramalar çok ağır. Değerli tüketiciler, bunlar önemli. Evet, şöyle bastırdık mı geçiyor. Biz yine şöyle şu kadar takıyoruz. Çift açalım. Şu anda şey pozisyonunda, üstten açılma pozisyonunda. Evet. Evet. Tek seferde kapandı. Ve sorunun bittiğini ben garanti edebilirim. Nereden biliyorsun diyecek olursanız şimdi gösteriyorum birazdan. Bakın şuraları da yağlıyoruz. Pencereler kaliteli, yani kaliteli derken böyle destek sacı aksesuarları falan kaliteli. Evet. Fitil montaj işimiz tamamlandı. Şimdi size farkı göstereyim. Bakın. Şimdi bu suç artık benim değil. Ben şöyle şunu alayım. Bakın, eski çıkan fitilden şu kadar kesiyoruz. Şunu da sökelim bu kadar. Bakın, eski çıkan fitil bu. Erdemciğim lütfen burasını çek. Şöyle görebiliyor musunuz? Yani şu bir yıldız uç herhalde bir 5-6 milim. Kalınlığında var. Bakın neredeyse 5 milim, 3, 4 milim, en az 4 milim, en fazla 5-6 milim kalın. Yani bundan daha kalın. Şimdi bu fitil de kalındı. Bu fitil de kalındı. Şöyleydi. Yani bunun kadar gene kalın değildi de. Şöyleydi. Bu soğuğun, ayazın, güneşin etkisiyle ne oldu? Bakın böyle kaldı. Ama bu fitil yani ne olur? Şöyle esner kalır, esner kalır. Bu fitil termoplastik fitil değil, kauçuk fitil. Bundan dolayı farkı var. Şu anda fitili değişmemiş. Çocukların odası burası. Aynı pencere bakın. Tam şu parmağımla gösterdiğim yer. Bakın buradaki sıcaklığa bakın. Dikkatli bakın lütfen. Burada içine para girmediği halde bakın. Tam şu odaklaşayım. 18.3 derece geliyor. Bakın. Diğer fitili değiştirdim, pencereye gidiyoruz şimdi. Bu da az önce fitili değişen pencere. Yani şöyle kaçak yok zaten. Gördüğünüz gibi hiçbir mavilik falan, siyahlık yok. Yiğitçim soğuk geliyor mu? Gelmiyor mu? Az mı geliyor? bakın şimdi burayı göstereyim. Gene parmağımın olduğu yerde fitil değişimi yaptık. Bakın aynı anda çekiyorum. Parmağımın izi var. Bakın burada 21.1 derece. Yani bu bizim fitiller iletkenlik noktasında da son derece başarılıdır. Artık hayırlı olsun diyelim bizlere. Fitilleri de en kısa zamanda değiştireyim. Hem de sizlere daha böyle eğitici videolar çekmeye devam edeceğim. Dönelim videomuza. Evet. Tekrar yerine takalım. Yani söylemek istediğim şu, size bazı ekran fotoğrafları da paylaşacağım. Yani bu fitillerden böyle yakıttan böyle tasarruf ettiğini söylüyor
tüketicilerimiz. Değerli tüketiciler, ben size şunu söyleyeyim. Öyle alyan anahtarıyla falan böyle çevirerek kendinizi kandırmayın. Bunlar bence gereksiz. Tabii ki böyle biraz esnediğini, sıktığını görmek istiyorsanız yapabilirsiniz ama bizden uyarı, fitil değiştirme yoluna gidin. Neden? Hani ekran fotolarında da görüyorsunuz, fitil değiştirerek çok ciddi derecede yakıt tasarrufunda olduklarını söyleyen tüketiciler var. Dediğim gibi fitil değiştirmek boş bir iş değildir. Her zaman için sizlere kazandırır. Yani yakıt tasarrufu noktasında. Bilmiyorum ama bir yıl, bilemediniz iki yılda fitile verdiğiniz masrafı geri cebinize koyarsınız. Bu konuda şüpheniz olmasın. En önemlisi konforlu bir şekilde yaşamaya başlarsınız. Ayrıca dediğim gibi çevresel olarak atmosferi ısıtmamak adına pencerelerimizi mutlaka kontrol edelim. Bu videoları sevdiklerinizle paylaşın. WhatsApp durumlarda, Facebook gruplarında paylaşın. Her zaman için dediğim gibi bunlar bizim sorumluluğumuza giriyor diye düşünüyorum. Sizlere evlerinizde yazın serin, kışın sıcak, mutlu günler diliyoruz. İyi günler.